İyi günler efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Spor haberleri olamadı. Başbakanın çünkü Pakistan'a gitmeden Selam önceki efendim. Açıklamalarını izledik. Ben onların yerine Galatasaray'a aferin demiş olayım. Çok güzel oynadılar dün. Ben de günaydın diyeyim. Ben sırada günaydın senin de. Başka notların var. Biz böyle gündeme girmeden önce senin aktaracaklarını hep beraber dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Bu başbakanın canlı gelen toplantısında istersen önce onu değerlendirelim. Çünkü çok sıcak. Aslında pek çok soruya yanıt vermedi. Fakat bir konuda çok net ifade etti. Muhabir dedi ki Kuzey Irak'ta dedi hani çatışma başlamak üzere gibi. Olur mu başlamak üzere gibi dedi. Başladı bile dedi ve peşmergelerle Bağdat ordusunun karşı karşıya gelişini kastediyor. Evet. Soru da cevap evet. da öyle. Evet. Doğru aslında. Yani biz de iki gündür hani burada konuşuyoruz meseleyi. Hı hı. Orada bir çatışma hali var. Hali hazırda böyle bir durum var. Maliki konusunda zaten hani sıtkı sıyrılmış durumda başbakanın. Mesela Türk iş adamlarına Bağdat'ta yapılan kötü muameleye de değinip yani bizde Türkiye ile sorunların olabilir ama yani her işin de bir adabı erkanı vardır. Ayıp olmuyor mu demeye getirdi. Benim orada dikkatimi çeken şu oldu. Maliki için yani Irak başbakanı mevcut. İsimler uçuyor bazen ya. Dedi ki ülkede bir iç savaş çıkartma gayreti içerisinde dedi. Yani bir savaş ülkede savaş dedi. İç savaştan söz ediyor. Bunun gayreti içerisinde dedi. Hani ilk defa bu kadar net bunun telaffuz edildiğini ben duyuyorum. Şimdi bölgeyi konuşmaya başlayacağız birazdan. Özellikle bunun altını çizmek istedim. Hakikaten alarm veren bir durumdu. Kesinlikle öyle. Zaten Kuzey Irak'taki yönetim de, Barzani de, Talabani de bu konuda derin kaygılar içerisinde ve onlar bundan daha ileri tepkiler de gösteriyorlar. Kerkük sınırına ordu yığdı Maliki. Dolayısıyla Kuzey Irak'ın İşte bütün Kerkük, Musul, Süleyman tabii, hepsini şeyin peşinde neredeyse. Kerkük'ün ve Kuzey Irak'ın genel olarak petrollerinin yeraltı kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek derdinde. Kuzey Irak'takiler de bunu görüyorlar. Anayasa ile tanınmış haklar var. Yani mesela o bölgede askeri operasyon nasıl olacak? Peşmergelerle merkezi yönetimin ordusu birlikte hareket edecekler vesaire. Koordinasyon olacak falan filan. Şimdi bunların hepsini içe sayarak Maliki hatta anayasal sınırları aşarak orada bir işe girişiyor. Bunun yol açtığı reaksiyon var. Başbakan da biraz burada Kuzey Irak yönetiminin yanında yer almış olduğu. Amerika için de aslında kırmızı çizgi o. Maliki'nin işi çok kolay değil ama hırs gözü bürüyünce herhalde dengeleri falan artık şimdi, görmeyebiliyor insan. Taraf gazetesi bugün Kürdistan'da savaş şanları manşetini atmış. Şimdi günün birinde hani Kürdistan'da savaş şanları diyeceğimiz sonra da bu savaşta, bu çatışmada Kürdistan'ın tarafında olacağımız falan hakikaten nasıl gelişiyor konjonktür, nasıl değişiyor ilişkiler kimsenin aklına gelir miydi bilmiyorum. Şu an herhalde Irak'taki Kürtlerin de Irak Kürdistan'ın da en çok sırtını yaslayabileceği tabii. güvendiği en çok yerde. Tek. Amerika hariç komşu olarak tek. Ben dünya açısından söyledim. Komşu Türkiye, komşunun külüne muhtaç. Türkiye var. Aynen öyle. Yani biz de onlara belki muhtacız karşılıklı. Coğrafyayı değiştiremediğimize, buradan taşınıp gidemeyeceğimize göre coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre lafını not et. Çünkü Fehmi Koru diyor ki galiba bu coğrafyadaki haritaya son kez bakıyoruz diyor. Onu konuşacağız. Konuşalım peki. Birkaç gündemden notlar daha doğrusu. Türkiye'de yargı notları Sayın Başbakan'a bu yolda sorular genellikle sorulmuyor. Sorulursa da her şey yargıya havale edilmiştir, yanıt alınıyor. Sadece ondan değil diğer AKP'li yetkililerden de. Ama biz Medya Mahallesi'nde haberlerden tabii ki hareketle neyin nasıl olduğunu bazen çok net görebiliyoruz. Görmek isteyene. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir notla başlamak istiyorum. Hatice Tuncer imzalı bir haber. Fakat Balbay'ın
sesi olmuş aslında Hatice Tuncer. Gazetesinin yazarı Balbay'ın sesi olmuş. Balbay son duruşmada isyan etmiş. Çünkü bir gizli tanıkta gidiyor biliyorsunuz. Yani gizli tanıklar o kadar tuhaf ki, şimdi Balbay'ın ağzından vereyim. Tanıklara göre, bu gizli tanıklara göre Gaffar Okkan 5, Eşref Bitlis 10 ayrı şekilde öldürüldü. Şimdi her bir tanık çıkıyor, bir şey anlatıyor. Balbay diyor ki bu kanaatlerdir. Tanıklar kanaatlerini anlatıyor diyor. Bir de sevgili arkadaşlar, şu görüntüyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Geçen gün tam bunlar için miydi hatırlamıyorum ama bir köşe yazarı dedi ki Balbay, Tuncer Özkan, Soner Yalçın her gün yeniden gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar dedi. Elimizde başka görüntü olmadığı için galiba bunları dönüp dönüp veriyoruz. Ve belki de hani bilemediğimiz bir yaraya temas ediyoruz. Bir düşünelim hep birlikte. İzleyicilerden de belki bu konuda bize öneriler gelebilir. Bu görüntüleri vermemek mi lazım? Bilmiyorum. Yani o yazıyı okuyunca hiç düşünmemiştim. İçim cız etti hakikaten. Yani yeniden o yarayı mı kanıtıyoruz bilmiyorum. Bu isimlerin muhtemelen elimizde başka görüntüleri vardır arşivde. Var, fakat sorun şu bağlam dışı olabilir o görüntüler. Evet. Yani şimdi Balbay'ı bir yemekli toplantıda, yemek masasında otururken görüntüleyen arşiv kayıtlarını ekrana taşımak ne kadar doğru ve anlamlı? Haberci olarak ne kadar? Evet, bilmiyorum. Yani öyle bir aklıma geldi, söyleyeyim dedim. Balbay'ın söylediklerine gelmiştim. Şimdi diyor ki tanıklar kanaatlerini anlatıyorlar. Tamam. Ama sadece bu değil mesele. Şimdi ortada tuhaf tuhaf hakikaten iddialarla, belki de doğru bilmiyoruz ama gizli tanık. Kim olduğunu ve bunları niye söylediğini de bilmiyoruz. Bunlar bir takım iddialar atıyorlar ortaya ve birinin dediğiyle diğerinki de tutmuyor. Şimdi bunlara soru sormak, tatmin olmazsa ısrar ederek soru sormak ya da onların söylediklerine yanıt vermek çok az görülen bir izle tabi. Mahkeme heyeti genellikle diyor ki bir dakika diyor, sen burada diyor sana İşte şu soruyu soramazsın diyor. Çok diretirse mahkemeye saygısızlıktan, duruşmalardan men cezası veriyor. Henüz mahkum olmamış insanların 4 yıldır falan içeride yatması bir yana, gizli tanıklara yanıt bile veremiyorlar. Ya da doğru dürüst istedikleri soruları bile soramıyorlar. Balbay da onun için demiş ki suçlama sınırsız ama savunma kısıtlı demiş. Bunu görmeden geçmeyelim istedim. Milliyet gazetesinde gene yargıdan bir ve çok önemli bir başlıkla bir not. Şimdi Hanefi Avcı'yı biliyorsunuz. Hanefi Avcı hem devrimci karargah üyesi, hem Ergenekon üyesi, hem Oda TV'den sanık. Böyle tuhaf bir kimlik diyelim, enteresan bir şahıs. Şimdi onun telefonu tutuklanmadan önce dinlenmişti ve sonra ortaya çıktı ki hayali bir kimlikle dinlemeye alınmış. Yani mahkeme izin verirken hayali bir kimliğe vermiş ama mahkemenin burada günahı yok. Çünkü ona diyorlar ki şu gerekçelerle polisten ya da istihbarattan gelen talep üzerine filan kişiyi biz dinlemek istiyoruz diyorlar. Mahkemelerde genellikle bunu veriyorlar. Şimdi bu talep ileten bir zamanların İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube'den sorumlu müdürü, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, bu Hanefi Avcı'yla da büyük karşılıklı hesapları olduğu bilinen, söylenen isim ve İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, ortaya çıkmış ki hayali bir kimlik vermişler mahkemeye. İşte atıyorum Ahmet Metin. Halbuki Hanefi Avcı'nın telefonu. Bu ortaya çıkınca yargı yolu açılmış. Mahkeme Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce kovuşturmaya yer yok derken bu kez yargı yolunu açmış. Bilmiyorum bakanlığın iznine tabi mi bu durum ama. Kamu personelinin yargılanmasıyla ilgili izin prosedürleri var ama
burada kovuşturmaya yer olmadığı kararı bir savcı ya da hakim kararı olabilir ancak. Yani kovuşturmaya yer olmadığı değil de yargılamaya izin verip vermeme olurdu öteki, eğer idarenin tasarrufu olsaydı. Demek ki mahkeme ya da işte savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verip takipsizlikte sonuçlandırdı. Fakat şimdi yine bir mahkeme hayır, yani burada kovuşturmaya yer var dedi. Bakalım yani süreç nasıl gelişecek. Şimdi son yargı notumuz. Yargıtay'la bu kez Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, yani yüksek yargıyla işte kaçıncı derecedense bir mahkeme arasında bir anlaşmazlık ve bir çekişme, neyse o var. Gerekçe çok çarpıcı geldiği için paylaşmak istiyorum. Şimdi Yargıtay Çankaya Cemevi Derneği'nin kapatılmasını istiyor. Şimdi Çankaya Cemevi Derneği ne demek? Bir yerde bir salon var, orasına Cemevi diyorlar. Bunun orada işletilebilmesi için, böyle açılabilmesi için her neyse bir dernek kurulması gerekiyor. Prosedür gereği tamamen. Mesela ama burada şu, orası Cemevi mi değil mi meselesi mahkemeler arasında hep tartışılan konu. Yerel mahkeme diyor ki Cemevi Alevilerin ibadet yeri. Yargıtay diyor ki hayır, Cemevi ibadet yeri olamaz diyor. Bu nedenle hani ne kadar uzun süren bir tartışma. Valla artık hani bugün birisi yazmış. Hay Allah, kim? Ha, Mehmet Tezkan yazmış. Diyor ki yakında diyor içkili lokantalara, hatta gazinolara niyeyse, nasıl olacaksa diyor, mescit açılacak bu yasa çıkarsa, dün konuştuğumuz Şehircilik Bakanlığı'nın taslağı çıkarsa, tasarıya ve sonra yasaya dönüşürse diyor, hakikaten hani her yerde mescit olacak. İşte cami zaten dün Akif Bekir'in de söylediği gibi her mahalleye iki tane düşüyor ama bir türlü cemevinin ibadet yeri olduğu söylenemiyor. Şimdi cemevinin ibadet yeri olup olmadığı ile ilgili görüşümle Mehmet Tezkan'ın söyledikleri, yazdıklarına dair görüşüm ayrı benim. Tamam. Onu tabii söylemiş olayım. Yani Tezkan'ın söylediğini çok ileri, çok abartılı bir, hatta kara mizaha varan bir şey olarak görüyorum. Tabii canım, şey yapmış ama orada. İrani yapmış. Yani hani ona, hakikaten gazinoda nasıl olacak bu iş? Tabii, merak etmiş. Belli ki yani AVM'lerde orada burada mescit açılmasını öngören taslaktan hayli rahatsız olmuş. O tepkisini yansıtıyor. Hayır. Şimdi rahatsızlık olarak bir şey söyleyeceğim. Tezkan namaz kılan bir arkadaşımız. Ben Tezkan'ı bir şey söyleyeceğim. Hayır, rahatsız olmasından söz ediyorsun. Yok için. Ama yani bana göre yanlış bir şey yapıyorsun. Şimdi sanki ben Tezkan'ı cami düşmanlığıyla suçlamışım da onu savunuyormuşsun gibi. Tezkan benim dedin, onun için diyorum. Taslaktan rahatsız olmuş, evet, tepkisini yansıtıyor dedim. Hayır, doğru, aynı şeyi söylüyorum tekrar. Ama taslak. Taslaktan rahatsızlığını yansıtan bir yazı yazmış. Hayır, şöyle bak. Taslakta AVM'lerde falan mescit atışılmasından rahatsız olmuş ki dedin. Ayşenur Aslan. Yanlış anlamış olabilirim. Ben o zaman kendimi ifade edeyim. Mehmet Tezkan'ı ben de tanırım. Evet. Kim olup olmadığını bilirim. O da benim hakkımda bir fikir sahibidir. Tamam. Dolayısıyla ona yönelik herhangi bir suçlamada bulunmuyorum. Peki. Diyorum ben ki dün ben sitelerde de mescit öngören, mescidi zorunlu gören şeyle ilgili rahatsızlık işarettim mi burada? Onun rahatsızlığı bu taslakla ilgili benimkinden biraz daha geniş. Yazıdan bu anlaşılıyor mu? Peki şöyle söyleyeyim. O zaman tam yazıyı veremediğimiz için bir, Mehmet Tezkan'a insanlar tanımadığı için iki, dünkü tartışmamıza belki kimi seyircilerimiz tanık olmadığı için ve bu yasadan belki habersiz olduğu için ben bunu yanlış algılama olabilir diye düzeltmek ihtiyacını hissettim. Bir not düşmek ihtiyacını hissettim. Ya eğer sen böyle bir rahatsızlık duymadıysan da ne güzel. Güzel. Bunu ama meyhanelere falan mescit açılacağı da yok. Yani i̇şte onu söyleyelim. Tabii onu söyleyelim. Evet. Şimdi Elif Özgen telefon attığında, Elif Özgen Gazze'de. Onu çok bekletmeyelim, gidelim. Ama önce kısaca konuştuktan sonra biraz daha bekleteceğiz Elif'i. Sonra tekrar bu sefer Gazze'de gazeteci olmayı soracağız çünkü. Ama önce ne oldu şu ateşkes bilmecesi diye soralım. Sevgili Elif, günaydın. Günaydın. Şu ateşkes bilmecesini bir anlatsana. Dün Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu hani gece yarısı itibariyle bu iş tamam gibi demişti ama
ateşkes olmadığı gibi, bırak ateşkesi, sabaha kadar İsrail Gazze'yi bombardımana tuttu değil mi? Bir anlatır mısın, niye böyle bir karışıklık mı oldu, ne oldu? Evet, biz dün akşam saat 9'da ateşkes ilan edilecek mi diye aslında bir umutla beklerken akşam 8'den itibaren bombardımanın yoğunlaştığını gördük. Özellikle İsrail gemileri denizden bombalamaya başladılar Gazze'nin içini ve saat 9'dan sonra da büyük patlamalar meydana geldi ard arda. Gazze'de elektrikler kesildi ve ateşkes ilan edilmediği gibi bombardımanın her geçen gün arttığını söylüyorlar. Bizim dün ilk gecemizde ama kiminle konuşsak bütün Gazze'liler her geçen gün ve her geçen gece bombardımanın arttığını söylüyorlar. Ve biz de tabii aslında bizim kaldığımız otele de gece yaklaşık 15 metrelik açık bir alan hedef haline getirildi ve çok büyük bir bombardıman oldu orada da. Ve hatta bizim kaldığımız otelin camları kırıldı. Biz o alev topunu dahi gördük. O kadar yakın bir noktadaydık maalesef. Ateşkes olmadığı gibi her geçen gün aslında ateş ve alevler aslında yoğunluğunu arttırıyor diyebilirim. Şimdi Elif, biraz seni bekleteceğim. Şu hani dedin ya, yanı başımıza bir bomba düştü, alev topu oluştu. Oradan hareketle bir şu Gazze'de gazeteci olmak meselesine girelim diyorum. Senin başka bu gazeteci olmanın dışında bir tutum olacak mı? Yok, bu sıcak gelişmeden sonra bir de dün biliyorsun Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir Arap Ligi heyetiyle, Arap Ligi Dışişleri Bakanlarıyla birlikte ziyaret gerçekleştirdi. Gazze'deydi. Onu Elif de izlemiştir sanırım. Oradan bize aktaracağı özel bir anekdot var mı? Yani gazetelerden okuduk biz. Duygusal anlarda yaşanmış hastane ziyaretinde hatta hıçkırarak ağladığı kayda geçirilmiş onun görüntüleri var Davutoğlu'nun. Fakat Gazze mesela o ziyaret rahat gerçekleşti mi? Onlar gerçekleşirken o ziyaret sırasında Gazze bombardıman altında mıydı? Orada yansımayan, bizim henüz haberdar olmadığımız bir takım şeyler yaşandı mı? Tanıklığına senin başvurmak isterim. Elif, duyabildin mi? Elif, duyabildin mi? Evet, duyabildim. Bazen... Dışişleri Bakanı'nın Arap Birliği mensubu ülke. Seni dinliyoruz Elif. Dışişleri Bakanı'nın Arap Birliği ile birlikte temasları için biz Şifa Hastanesi'nde yaralıları ziyaret edeceklerdi ve orada aslında bekliyorduk Sayın Dışişleri Bakanı'nı ve Arap Birliği heyetini, ancak 10 dakika içinde arka arkaya 6 tane ambulans geldiğini gördük. Çünkü heyet Gazze toprakları içindeyken bombardıman iyice yoğunlaşmaya başladı. Ajanslara düşen yaralı sayısı 10 görünüyorken biz kendi gözlerimizle onlarca yaralı gördük ve hatta ölüler de gördük hastaneye getirilen. Dolayısıyla heyet Gazze'deyken bombardımanın akşamüstü saatlerinde yoğunlaştığını söyleyebilirim. Bizzat Şifa Hastanesi'nde olduğumuz için. Aslında ilginç bir soru ve yanıt oldu. İsraillerin kara gözlüğüne bakar mısın? Kara gözlüğüne bakar mısın İsrail'in? Evet, orada olduğunu bilmemesi imkan yok herhalde. Ne mümkün yani, her öyle şey olur. Tabii. Yani o kadar Dışişleri Bakanı oradayken, düşün yani şu, o kadar ülkenin Dışişleri Bakanları oradayken pervasızca bombardımanını sürdürebiliyor. Ya, akıl alır gibi değil aslında. Yani bu olan bitenin gerçekten akıl alır yanı yok zaten ama bu Türkiye açısından da kayda hakikaten geçmesi gereken bir durum. Ya bu İsrail şimdi, şımarıklığı diye bir şey var biliyorsun. Yani İsrail hayli şımartılmış, hani Amerika'nın 51. eyaleti falan diye de bunun mizahı yapılan, kendine özgü psikolojisi, ruh hali falan olan bir ülke. Fakat bu raddeye varması şımarıklığın, hani istediğimi yaparım ben. Yani kanunların, hukukun, uluslararası hukukun üstünde kendini görmesi, aklına eseni yapabileceğini düşünmesi falan zaten bugüne kadar hep eleştiri konusuydu. Yani bu açıdan İsrail eleştirilirdi ama bu raddeye işi vardırması artık çılgınlık, cinnet hali. Şimdi bak, bir vakitler sevgili Elif'i de hatta bekletiyoruz ama şimdi bu söylediğinde çok haklısın, fakat bunu kimi zaman evip kimi zaman yermek de bana tuhaf geliyor. Şunu kastediyorum. Irak'ın işgali sırasında o kadar büyük yalanlar söylendi. O kadar büyük yalanlar söylendi ve bunlar o kadar kör gözüm parmağına açık yalanlardı ki. Şimdi mesela o sırada ki iktidarın o sırada Abdullah Gül'ün başbakanlığında bir iktidar vardı. Ve kimi liberallerin
Mesela bunu desteklemesi ve hatta buna işte ortaklık teklif etmesi, bunu kabul etmesi bana o zaman çok... Çünkü bu söylediğin şu... Ben de o kategoriye giriyorum. Cevap hakkımı kullanabilir miyim hazır buradayken? Öyle mi? Sen evet. De mi savunmuş? Tabii. Şimdi ölçüler var. Yapılan her şeyi savunmuştum falan değil. Hayır, ama elbette. Yani Saddam karşıtı bir harekatı olumsuz bulmuyordum. Şimdi ya başkasının şunu, ülkesi. Peki şunu söyle. Ben karşılıklı bağımlılığa inanan biriyim. Başkasının ülkesi diye bir şey yok. Kendi ülkem diye içime. Bu şuna benziyor. Adam evinin kapısını kapatmış, içeride zulüm almış yürümüş. Yani çoluk çocuğuna yapmadığını bırakmamış. Adam hatta çocuğunu böyle zincirleyen falan, biliyorsun sapıkların haberlerini okuruz zaman zaman. Şimdi buna adamın evinin içi diye müdahale edilmeyecek mi? Şimdi edilecek dolayısıyla, ama tabii gelip de tamam, şimdi ona geliyorum. Ona geliyorum. Herhalde yapılan her şeyi demek değil ama ya bir müdahale mantığını anlarım ben. Benim anladığım şeydir müdahale mantığı. Şimdi mesela Amerika İsrail'e müdahale etmeye kalkışsa Netanyahu'ya, yahu arkadaş sen kafayı mı yedin, çıldırdın mı, nedir bu saçmalık diye müdahale etse ben gene desteklerim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir Saddam vardı. Bugün artık unuttuk, şimdi Maliki'de bir Saddam'a öykünme hali de var gerçi. Bir Saddamlaşma temayülü var Maliki'nin. Hatta bugün onu yazdım ben. Yani Kürtlerin yeni Saddam'ı olmaya doğru gidiyor. Saddam belaydı Kürtlerin başına. Sadece onların değil, bütün Irak'ın başına belaydı. Şimdi Maliki peyda oldu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Dolayısıyla Saddam'a müdahaleyi desteklemiştim ben. Yani başka demokratik bir ülkeye, demokratik bir yönetime falan değil. İsrail'e müdahaleyi savunurum, onu söyleyeyim. İsrail'e bir müdahale olursa bunu, savunurum. Bunu konuşalım. Elbette yani Sırbistan'a müdahale gerekiyordu. Aynen, onu nasıl savunduysam. Ama bunun koşulları vardır, kuralları vardır. Yalan söylememektir. Yani kimyasal silah mesela bildiğin yalan çıktı. Amerika'yı savunmuyorum. Saddam'a müdahaleyi savunuyorum. Benim söylediğim o. Şimdi birazdan Elif'i bekletmeyeyim diye. Peki. Bunu çünkü nasıl Orta Doğu coğrafyasını konuşacağız. Şimdi gazetecilerin Gazze'de daha doğrusu savaşta neler yaşadığına dair çok kısacık bir bandımız var. Onu izleyeceğiz. Arkadaşlar bir ekrana getirelim. I think it's pretty clear that we are moving in the direction of... I can hear shattering glass out there right now. The building just shook, of course, because I was looking at the camera. I didn't see where the blast took place. Anybody see it? Okay, to the north of this building here. So despite talk of... Screen live shots. Whoa. Take him now. Somebody take him now. Taking him alive means the pass from Gaza. Oh, Carol, we have an alarm going off right now. I'm going to have to seek cover. We're going to go over here. Şimdi burada da Tel Aviv'de sirenler patlıyor. Kendilerini insanlar yere atıyorlar. Canlı savaş şov fakat. Yani hani orada herhangi bir şov programı gibi, herhangi bir olayı canlı yayında aktarır gibi aktarıyor. Bak işte şimdi bomba düştü, bak hemen onun kuzeyine düştü filan, bir binayı berhava etti falan diye böyle bir rahatlıkla anlatılabiliyor savaş. Bu hale geldi. Büyük bir yabancılaşma aslında. Yani az önceki anlatıcının büyük bir yabancılaşma yani. Ama birinci Körfez dedi, harekatında da görmüştük bunu. Tabii. Saddam'ın bilgisayar oyunu izler gibi. Aynen. Hava harekatı izliyorduk. Şu kadar sorti yaptı. Şimdi şu kadar bomba yağdı falan. Aşağıda sanki insanlar var. Onların başına yağıyor. Sanki havai fişek gösterisi izliyor gibi izlemiştik. Şimdi bunun pek çoğu yaşandı. Yaşanıyor. Daha önemlisi gazeteciler ölüyor. Sevgili Elif, Gazze'de gazeteci olmayı biraz bize anlatır mısın lütfen? Gazze'de gazeteci olmak gerçekten çok zor. Benim ilk deneyimim hem bir savaş ve çatışma ortamı açısından, ben hem de ilk kez Gazze'ye girdim ama kameraman arkadaşım Bülent Erkahyalar, ben 20 yıllık kameramanım böyle bir şey görmedim cümlesini kurdu dün gece. Çünkü kimin ne zaman nerede hedef olacağı belli değil. Örneğin İsrail Hamas'a ait bir istihbarat servisinin binasını hedef aldığını söylüyor. Ancak bina 9 katlı ve o binanın 2. katında herhangi bir medya kuruluşu olabiliyor. Ya da siz yabancı gazeteci olarak geldiğinizde yerel basının stüdyo imkanlarından ya da internet imkanlarından yararlanmak için yarım saatliğine bile olsa o binaya girdiğinizde direkt aslında hedef haline gelmiş oluyorsunuz. Ve
aslında iki gündür özellikle Fransız Haber Ajansı ve Associated Press ve El Cezire'nin de bürolarının hasar gördüğü haberlerini aldık. Bu şekilde çalışma ortamı Gazze'de gazeteciler için özellikle şu günlerde çok zor. Eminim. Kendinize iyi bakın lütfen. Sevgili Bülent'e de, Bülent Erkahya'lara da çok sevgilerimizi iletelim. Kendinize İsrail iyi bakın. Gözetmiyor çünkü. İsrail hedef gözetmeden vuruyor. Aman ha, aynı şeyi ben de öneriyorum. Tedbiri ihmal etmeyin. Çok teşekkürler sevgili Elif. Gelişmeleri senden izlemeye devam edeceğiz. Şimdi Gazze parantezine son derece çarpıcı bir kareyle, gündemin karesiyle noktalayalım. Şimdi bakın, bu karede bir kişi var. Allah'tan çok fazla seçilmiyor. Bu kişi İsrail ajanı olduğu gerekçesiyle Gazze'de oldu bu olay. İsrail ajanı diye dövüldü. Arkasından infaz edildi, yani idam edildi ya da onlara göre. Daha sonra da ibret olsun diye herhalde motosikletin arkasına bağlanıp böyle sürüklendi. Bunun görüntüleri de var ama çok artık işler fenası olduğu için vermedim. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok bu görüntüde. Şunun için bunu vermek istedim ben. Şimdi bunu yapan delikanlılar ellerinde silahlarla bir başka ülkede olsalar, işte diyorum mesela Kuzey Avrupa ülkelerinden birinde olsalar, belki duyarlılıklarını işte bir hayır kurumu için çalışarak gösterecekler. Bu çocuklar savaşa doğdu. Silahların gölgesinde doğdular ve şiddetin çocukları bunlar. Ve savaş, şimdi bunu Güneydoğu'daki çocuklara bakarak da belki, savaş demeyelim ona ama Güneydoğu'daki bizim çocuklarımıza bakarak da belki söyleyebiliriz. O çocukların abilerini, ablalarını terörist diye neredeyse lanetliyoruz diyeyim. Ama o çocuklar ama şimdi ne öykülerle doğdular, büyüdüler. Biz böyle motora binen çocuklara kimse terörist demiyor şimdi. Yani böyle çok genellemelerle gidince... Demiyor? Demiyor ona. Okul yakıyorsan terörist diyorlar. Nerede ama yani? Ama birini öldürüp de sürüklersen ne deniyor ona? Ha bunlar, ya şu fotoğraftakileri... Bunları söylüyorum zaten. İyi, genellemelerle gidince Güneydoğu'dakilerin abileri, ablaları deyince... Hayır, yani ben de Güneydoğulu'yum şimdi. Hayır, olmaz başka o. Bir şey söylemeye çalışıyorum. Ben bile anlamakta zorlanıyorsam izleyici nasıl anlatayım? Peki o zaman anlatayım. Ayrımı peki anlatayım şu. Hiçbir insan... Katil doğmaz. Tam da Hrant Dink'in eşi Raquel Dink'in dediği gibi. Bütün insanlar masum doğar. O bebeklerden sonra katiller yaratılır. Bazen örgütler yapar bunu. Bazen ülkeler, koşullar yapar bunu. Gazze'deki bir delikanlı gidip o motosikletiyle kızlarla işte güzel bir havada deniz kenarında keyif yapacağına bunu yapıyor. Çünkü ona sunulan dünya bu. Tıpkı diyorum... biz de terörist diye geçip ölü olarak ele geçirdi cümlesiyle eşya muamelesi yapılan gençlerin bir hikayenin içine doğup öyle büyümesi gibi. Hani buradan kendimize Oxford vardı da mı okumadım? Oxford vardı da mı okumadım evet, gibi. Bu çocuklar işte ne bileyim ben hani önlerinde başka bir hayat imkanı vardı da mı bunu seçtiler? Yani bunu da biraz aklıma geldiği için söylemek istedim. İnsani perspektif. Anlamaktır önemli olan. Doğru. İnsani perspektifi hiç dikkatten kaçırmamak lazım. Fakat bir itirazım da var aynı zamanda. Şimdi teröre karşı, şiddete karşı anlayış geliştirelim derken şiddeti, terörü meşrulaştırma yanlışına da düşmememiz lazım. Şiddet şiddettir, terör de terördür. Sonuçta cinayet cinayettir. Katil katildir. Bu fotoğrafta gördük, tamam. Yani oradaki Gazze psikolojisi, İsrail'in zulmü altında biriken patlama noktasına gelen büyük bir öfke vesaire, onların hepsinin sonucudur az önce ekrana getirdiğimiz fotoğraf karesi. Bu tamam. Fakat bütün o öfke, bütün o İsrail zulmü vesaire
bunu izah eder mi? Bunu haklılaştırır mı? Bunu anlayışla karşılamamızı gerektirir mi? Yani cinayet cinayettir, katil katildir. Şiddet şiddettir, terör terördür. Yani benim bunu kastetmediğim herhalde biliyorsun. Ben cemaziyeyle verilen biri böyle düşünürüm. Hayır, ben de öyle düşünüyorum. Koltuk değiştirme hali yok benim için yani. Ben de öyle düşünüyorum. Ama şunu söylüyorum aynı zamanda. Böyle bir totoloji yapıp da böyle bir bakışla neden sonuç ilişkisini kaçırırsak asıl olan şiddetin olmaması, şiddet ortamının olmaması, asıl olan barıştır ilkesini gözden kaçırabiliriz. Benim bütün söylemek istediğim bu. Eğer savaş varsa bu gençler olacak. Bir de arkadaşlar, ajanı yerlerde sürüklediler diyorsunuz da ajan olduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürüp yerlerde sürüklediler. Onu da belirtelim. Benim demek istediğim barıştır aslında. Söylediklerini tümüyle reddetmedim. Sadece o içine bir ya parantez açıp Elbette. Cinayet. Terörü de cinayeti de çok anlamaya da çalışmanın. Allah aşkına benim şunu hoş görmem mümkün mü? Mümkün mü? Asla söz konusu değil. Asla. Ama ben fotoğraflara aynen hep şöyle bakmak isterim. Neden? Sonuç ilişkisi ve yani mesela Obama'nın ellerinde kan yok kardeşim. Sadece, bana ne? Sadece savaşı körüklüyor mu, körüklemiyor sadece mu? Sadece senin için söylemiyorum. Böyle bir şey var, genel bir durumda var. Yani özellikle güncel olarak Türkiye'de, aktüel olarak böyle bir durum var. Belli bir çevre hep şunu söylüyor bize. Mesela okul yakılıyor. İyi ama niye yaktılar bir sorun diyor. Mesela işte cinayet işleniyor, katliam yapılıyor, market yakılıyor diyelim. Ateşe veriliyor bir market içindekilerle beraber. İyi ama niye bunu yaptılar bir sorun. Şiddetin nedenlerine değinelim falan diye. Şiddetle ilgili hep bizi anlayış geliştirmeye itiyorlar. Yani nesini anlayacağım? Yani içindekilerle, çoluk çocukla beraber okulu ateşe veriyorsan, marketi ateşe veriyorsan bunun nesini anlayacağım ben? Büyük bir gaddallık. Yani gaddallığı anlamaya çalışırken orada canı yakılan, katledilen, mağdur edilen masum insanları ne yapacağız peki? Onlara anlayış geliştirmeyecek miyiz? Yani onların günahı ne? Dolayısıyla... Yani, herhalde. Tabii. Yani şimdi bu söylediklerin öylesine bir genel bir ifade ki gerçekten altına hepimiz imzamızı atalım. Yani benim bir sor bakalım de, niye yaptılar? Bir sor bakalım niye yaptılar sorusunu da çok abartmayalım yani. Şimdi bak, nihayetinde şiddet şiddettir, terör terördür. Ama yani şunu söyleyeyim. Gerçekten barış istiyorsan bu topraklarda, sen Akif Peki olarak söylemiyorum bunu, genel olarak söylüyorum. Bu topraklarda, bu bölgede, bu dünyada barış istiyorsak bir kere çok ne denir, net olmamız lazım her şeyden önce. Neyi nerede savunuyoruz, nerede savunmuyoruz bunu bilmek lazım. Dolayısıyla bu ülkenin insanlarını da anlamak lazım her açıdan. Şimdi bu şehit tabutlarına gittiği evlerdeki yangın nasıl bütün ülkeyi yakar mı ya da bir mahalleyi, bir kenti yakar mı? Onu da görmek, anlamak lazım. Belki 3 çocuğunu dağda kaybetmiş anneyi de anlamak lazım. Dağdaki de barışı savunmak lazım her şeye rağmen. Dağdaki de anne baba evladı. Bunun aksi düşünülemez. Elbette öyle. Aslında keyfe keder piknik yapmaya da çıkmadılar yani meselenin kaynağına bakarsan. Fakat her olayda Nuh Nebi'ye kadar gidip oradan gelirsek dediğim gibi onun da yol açça başka bir takım mahsurlar olur. Şimdi konuyu kapatmadan az önce ekrana getirdiğimiz Filistin'den yansıttığımız fotoğraf karesiyle ilgili bir ihtiyat kaydı da düşmek isterim. Başından beri bu meseleyi konuşurken kafamın bir tarafında hep şu var. Daha evvel de konuştuk. Yani İsrail hele işin içerisinde olunca büyük bir propaganda savaşından da aynı zamanda söz etmek fotoğrafı lazım. Fotoğrafı bir daha getirir misiniz? Acaba bu fotoğraf karesi mesela yayından önce de konuştuk seninle. Ben kendi adıma teyit edemedim. Reuters kaynaklı. Görüntüsü var. De var. Bildiğin tabii, görüntü var. Tarihi, rahatsız edici değil. Tabii kullanma. Tarihi sebep yani hangi olay ne sebeple yaşanmış, hangi tarihte yaşanmış vesaire. Dün Filistin ajanı diye
Öncesi var, sonrası var. Bu konuda başka ajansların haberleri de var. Şimdi, Reuters kaynaklı. Tamam da bak bir şey söyleyeceğim. Şunu da izleyiciyle paylaşmaya çalışıyorum. Bunun kaynağı Reuters'dır. Tamam. Reuters haber ajansının verdiği bilgi ve görüntüyü ekrana getirdik ve onun üstüne yorum yaptık. Evet, bir yanlışlık varsa günaha vebali Reuters'a aittir. Canım, yani deme gereği duyuyorum ben. Ama bunu her şey için söyleyebiliriz. Yani İsrail hakikaten oraya ajan olarak bir gazeteci sokup da oradan böyle bir görüntü yaratmış olmasa gerek diye düşünüyorum. Yani bu şov herkes için geçerli, her taraf için geçerli. Suriye'de muhalifler için, işte diğerleri için de. Hayır, her yerde setuplar, herkes için geçerli. Doğru, çok setuplar yani, gördüğümüz için bilhassa İsrail söz konusu olunca ben daha bir ihtiyatlı oluyorum. Onu yansıttım. Ben işte bak mesela İsrail'in çok feci bir şey yaptığını düşünüyorum. Ama aynı şekilde hani İsrail olunca diye bir kaydı koyarken mesela burada başka bir olayın da doğrusu etkisinin azaltılmasını da istemiyorum. Vallahi seçim yatırımı diye etkisi. Dönüp sürekli insan bombalayan bir yerden bahsediyoruz. Siyasetçisi İsrail derken de yönetimini kastediyorum. Yani bunun insanlarıyla, İsrail'in insanlarıyla, toplumuyla, halkıyla, Yahudiliğiyle bir alakası şimdi yok. Bak, ama oradaki dünya, devlet anlayışını dünya söylüyorum. Dünya ateşten bir toptu diye dönebiliriz. Seçim için nelerin yapıldığını bu ülkede daha dün konuştuk. Yani kendi aramızda konuştuk. Ne yapılıyor seçim için bu ülkede? Yani ne bileyim ben işte mesela bir açılım. 1500 kişi mi öldürülüyor? Hayır. Açılım. Yani, açılım. Barış diye senin de. Bitiyor. Beriş. Bitiyor mesela. Açılım seçim diye bitmedi. Açılım seçimden hayır, evvel seçim, bitti. Açılım işte seçimden evvel bitti. Çünkü bir şey gerekiyordu. Milliyetçi anket yapıldı. Oy hesabı yapıldı. Şimdi ya dün konuştuk. Dün konuştuk yani. Da ben katılmadım ki buna. Sanki ben de katılmışım. Evet ya seçim. Şu an mevcut durumda seçimin büyük bir faktör olduğunu, yani Kürt meselesi ile ilgili hükümet yaklaşımında tayin edici bir role sahip olduğunu kabul ederim. Fakat açılım dediğimiz şey, yani ne zaman durakladı? Hükümet bittiğini kabul etmiyor ama bir duraklama olduğu belli. O süreç tıkandı. Ne zaman tıkandı? Bunun seçimle ilgisi var mıdır diye sorarsan o başka. Çünkü seçimden çok evvel başka sebeplerle karşılıklı bir güven kaybından kaynaklanan sebeplerle bunu da konuştuk. Hı hı. Güven kaybından kaynaklanan sebeplerle o süreç tıkandı. Şimdi o başka bir şey. Ha bugün açılım süreci yürüyor olsaydı dört nala gider miydi seçime giderken? Tabii ki herhalde dört dala gitmezdi. Yani o hesabı yani vesaire. Pek çok ilişki oluyor. Yani tabii. Ben hani elbette 1500 kişi ya da 150 kişi. Uçakları kaldırıp da Gazze'yi herhalde bombalamaz kimse yani. İsrail'de olabiliyor bu işte. Şimdi yalnız tabii burada sırf bunun etkili olduğunu düşünmüyorum ben. Daha önce de söyledim. Bir İran faktörü ve İran provası olduğunu düşünüyorum. Yani bunun sadece seçimle ilgili olduğunu çok düşünmüyorum. Zannediyorum Fehmi Koru da biraz bu görüşte gibi. Bunu biraz konuşacağız ama gündemden bir kare daha paylaşmak istiyorum. Aslında eşi izin verseydi bugün o da Gazze'de olacaktı. Fakat eşi izin vermemiş. Bu nasıl şey diyeceksiniz? Çünkü o kişi Cüneyt Ünal'ın eşi. Daha 90 gün sonra yeni kavuştu eşine. Şimdi dün gene bir eylem vardı. Biliyorsunuz Suriye konsolosluğunun önünde epeydir bir eylem yapılıyordu. Cüneyt Ünal ve Başar Kaddumi için Suriye bize onu geri ver diye. Çok şükür Cüneyt kurtarıldı, geldi ve geldikten sonra eşi ve kızını yanına alıp Başar'ın eşinin yanına bu kez onun için eyleme katıldı. Çok hakikaten alkışlanacak bir şey Cüneyt'in yaptığı. Bilmiyorum Başar Kaddumi diliyoruz ki kurtarılır ama hiçbir iyi haber alamadık akıbetine henüz, dair. Maalesef da iyi haber alamadık. Niyesini de dün Gazeteciler Cemiyeti'nde meslektaşlarıyla konuşurken Cüneyt Ünal anlattı. Onu bir izleyelim, devam edelim. Başar benim sağ tarafımdaydı. Elinde handikam kamerası vardı. Başar'ı vuranlar muhaliflerdi. Kendi gözlerimle gördüm. Caddede başka kimse yoktu. Üzerinde gri tişört, siyah kot pantolon ve askeri yelek vardı.
Başar'ı uyardım. Başar, silah dedim. Ben hareketlendim. Karşısındaki insanı gördüm. Yakın bir mesafeydi. Silah dedim, tak diye bir ses. Ah, vuruldum dedi. Aldım, içeriye taşıdım. Göbeğinin sol tarafından vuruldu. Yarası ağırdı. Boynundaki puşiyi çıkartıp yarasına tampon yaptım. Yardım çağırdım. Silahlı bir kişi gelip kameraları aldı. Kalabalığın ters tarafına kaçtı. Halep halkı muhalif güçlerden olduğumu düşünerek saldırdı. Türk gazeteci olduğumu söylememe rağmen tişörtümü arkadan kafama geçirip o bölgeden uzaklaştırarak yumruk ve tekmelerle üstü açık bir pikaba bindirip jandarma karakoluna kadar darp ettiler. Ondan sonra da zaten Başar'ı bir daha göremedim. Kendisinden haber alamadım. Karanlık hücredeyken Allah'ım sadece bir dakikalığına bana bir cep telefonu. Kızımın sesini duyayım, bana baba desin. Sadece baba desin. Sesini duyduktan sonra ölmeye razıyım. Sonra Allah'ım al canımı diyordum. Çok şükür buradayım. İnşallah Başar da ailesine kavuşur. Bütün temennim bundan sonra Başar'ın sağ salim dönmesi, eşiyle ve çocuklarıyla birlikte olması. Tekrar omuz omuza onunla birlikte çalışmayı istiyorum. Beşar Esad'ın zindanlarındaydı arkadaşımız Cüneyt Ünal ve orada 90 güne yakın, 87 gün kaldı. Ekmek patates yedi kendi ifadesiyle ve bir battaniyeye sarılı olarak üşüyerek her gece uyudu. Ümidini de kaybetmişti. Ta ki karşısında CHP heyetini görene kadar o gün işte kurtulduğunu anladı ve çok şükür ki şimdi burada ailesiyle beraber. Kadumi, Beşar Kadumi'dense o günden bu tarafa bir daha ne Cüneyt haber alabildi ne de biz. Evet, hatta Cüneyt'e söylenen artık yani hayatta olmadığı idi. Çünkü karnından vurulmuş. Şimdi burada anlamadığım bir çelişkiyi bilmiyorum, konuşmak lazım. Beşar Kadumi'yi muhaliflerin vurduğunu söylüyor, evet. Cüneyt. Fakat evet. Cüneyt'i Beşar Esad zindana attı ve onun zindanlarında kaldı. Yani muhaliflerin elinde değildi. Evet. Türkiye'ye muhalifler iade etmedi. Evet. CHP heyetine evet. Beşar Esad teslim etti. Onun elindeydi. Kadumi'nin muhalifler tarafından vurulduğu ya da öldürüldüğü bilgisini de Beşar Esad verdiyse onlar kendi işledikleri bir cinayeti... Hayır, kendi işledikleri... Ben gördüm diyor. Anladım da başka bir şey söylüyorum. Hı. Belki öyle bir tecrübeden sonra arkadaş telkinlere de maruz kalmış olabilir. Neticede eğer Beşar Kadumi Esad rejimi tarafından vurulduysa bu onların işi örtbas etme amacıyla verdikleri bir bilgi de olabilir. Şimdi tabii bunu Cüneyt'e de sormak yani lazım ama akla şu geliyor çünkü muhaliflerin Beşar'ı vurduğu bir yerde mesela Cüneyt'in Esad taraftarları tarafından alıkonulması şimdi şöyle düşün. Biraz çelişki gibi. Şöyle anlatıyor. Bir kere ben kendi gözlerimle gördüm diyor. Yani sonradan bir ikna biri buna gelip de. Ama muhalifler onu alıkoymamış. Hayır, çünkü o sırada çatışma var. Bunları vurmuşlar ve kaçmışlar. 2-3 kişiymiş zaten o sırada. Kaçmışlar. Sonra bunları burada görüyorlar. Bunlar muhalif mi neyin nesi bilmiyor o insanlar. Orada alıp bir de Arapça'da konuşamadıkları için. Şimdi düşün, oradasın sen ve Arapça bilmiyorsun. O sırada birileri de kamerasını alınca daha sonra karakola götürüldüğünde kameran da yok. Sen neyin nesisin? Bunu muhaliflerin ajanı vesaire zannediyorlar. Hmm. Şimdi bir de şöyle düşünmek lazım. Eğer Beşar Esad tarafı Cüneyt'i bu konuda tam deminki sözcüğünü hatırlamaya çalışıyorum. İkna etmek mi? Yok. Ne dedin? Bu bilginin kaynağı onlar olabilir. Cüneyt'i buna inandırmış olabilirler. Şöyle. Eğer öyle olsa bunu belli bir amaçla kullanacak olsalar işte kaç gün zindanda yatmazdı çocuk. Zindanda yattığını söylüyor. Tamamen tecrit durumda olduğunu söylüyor. Ekmek patatese beslendiğini söylüyor. Ve bunu söylüyor. Yani bana sorarsan burada Beşar Esad'ı aklayan da bir durum yok. Ama orada muhaliflerin ne yaptığı da ortada zaten. Muhaliflerin vurmamış olma ihtimali yoktur da
demiyorum ama evet. Bağız rejimi biraz bu konuda... Ama yok yani Bağız meslektaşımıza rejimi, da güvenmek Bağız durumundayız. Rejimi, yani hani... Bağız rejimi anladım. Yani herkesi evet. sorgulayabiliriz ama yani herkesi derken sorgulamaktan ben... kastım her bilgiyi sorgulayabiliriz. Elbette, doğruluğunu araştırabiliriz. Çocuk ben kendi gözlerimle gördüm Peki. diyor. Bitmişiz bu arada. Son tamam, son cümlemi söyleyeyim. Bağız rejimi de bu konuda sabıkalı biliyorsun. Yani onlar da çok kirli bir propaganda makinesine sahipler. Dolayısıyla oradan yayılan bilgileri de tetkikte fayda var diye düşünüyorum. Peki. Noktayı şöyle koyalım. Maalesef çok sarkıyoruz hatta şu anda. Onun için Fehmi Konya'sını veremeyeceğiz. Ama diyor ki bir haham, Londra'daki haham başına dayanarak mesele İran'la ilgili olabilir. Gazze'de yaşananlar diyor. Bir. İkincisi Orta Doğu haritasına son kez bakıyor olabiliriz diyor. Çok önemli. Yarın konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Evet, bu haritaya belki de son kez bakıyoruz. Ben bu şüpheyi, yani İran şüphesini paylaşmıyorum ama Peki, harita konusunu konuşalım. Tartışırız. Tartışmaya Peki. değer. Fehmi Koru'yu bu yazısıyla yarın gündeme alalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.